Dış Politika Enstitüsü Başkanı ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ile konuşalım. Merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Hocam, yani şöyle, Putin aslında son bir yıl içinde bakıldığında en zor dönemini yaşıyor bir yıldır. Yani bütün bu iktidar sürecini göz önünde bulundurduğumuzda katılır mısınız? Şimdi nereden baktığımıza göre değişir. Ya savaş. Tabii Batı dünyası açısından darbe bakıldığında Putin'in işi zor. Rusya açısından bakıldığında ki son tartışmalar bunun bir önceden ayarlanmış bir darbe girişimi olduğu yönünde de görüşler var. Batı dünyasında da bu söyleniyor. Putin böyle yaparak gücünü daha da artırmaya çalışıyor ve tartışılmaz bir lider olma konumunu elde etmeye çalışıyor. Yani şu anda Putin'in tabii işinin kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Hani onda ben de aynı fikirdeyim. Ama bu Rusya'nın tabii devlet yapısı itibariyle belki de Soğuk Savaş sonrası Rusya'da gördüğümüz en önemli bir iç çatışmanın önlenmesi ama etkilerinin devam edeceği bir süreç olarak görmek lazım. Şimdi Wagner grubunun affedilmesi, Prigojin'in Beyaz Rusya'ya gönderilmesi ve Lukashenko'nun böyle çok büyük bir iş başarmış devlet adamı şeklinde piyasaya sunulması tabii çok önemli. Şimdi burada Wagner grubunun doğal olarak tabii affedilmesinin sonucunda bu insanların Savunma Bakanlığı'na bağlanacak bir yapıyı geliştiriyor Rusya. Başına da Tula'nın valisi olan Yumin'i getirecekler, öyle gözüküyor. Yani Wagner grubunun ortadan kalkması şu aşamada söz konusu değil. Ama Putin'in bu hareketi kendisine yönelik, bizim deyimimizde bir Yeniçeri isyanını bastırması oldu. Ve bir vakayı ayrıya, Türkçe'de çok kullanılıyor aslında, vakayı ayrıya tabii sistemin değişmesini de beraberinde getiren bir isyandı. Ama Rusya örneğinde baktığımızda Putin, evet işi çok zor. Ukrayna bu anlamda daha güçlendi psikolojik olarak. Ama diğer taraftan Rusya halen kendi gücünü kontrol eden merkezi devlet olarak, merkezi güç olarak Putin hala devlet başkanı ve öyle gözüküyor ki onun yerine geçecek kimse de şu aşamada yok. O nedenle Putin zayıfladı mı yoksa güçlendi mi sorusuna verilecek yanıt, yani Putin'in yerine geçecek biri şu aşamada olmadığı için Putin'in pek fazla kaybettiği söylenemez. Bir aslında kazan kazan gibi bir durum ortaya çıktı burada. Yani Beyaz Rusya ile Rusya arasındaki bu yakın ilişki, unutmayın nükleer, taktik nükleer silahlar da Beyaz Rusya'ya taşındı. Yani Rusya bir noktada Beyaz Rusya'yı tam anlamıyla bu noktada kendine bağlamış oldu. Yani olası bir Beyaz Rusya'nın ayrılma durumu bu noktadan sonra söz konusu değil. Bunun üzerine de tartışılıyordu bir süre önce. Antony Blinken'ın konuşması tabii Amerikalıların genel bakış açısını yansıtıyor. Söylediklerinde tabii doğruluk payı var. Onu da kabul etmek lazım ama Rusya böyle bir şey Hülya Hanım. Yani Rus tarihini okuyanlar Rusya'nın böyle bir olayı ilk defa yaşamadığını göremedi. Ama bizim Rusya'da açımdan, yani şöyle, böyle bir olayı yaşamadım belki ilk defa görür derken bu olayın kodları biraz farklı. Yani onu ben de söyleyeceğim. Yani hani ev şahıs olarak, yani bir birey olarak Rus tarihine böyle biraz meraklı, karıştırmış biri olarak. Yani Rusya'da darbe kültürü yok ki, devrim kültürü var. Yani bu başka bir şey. Yani o yüzden yani, bugün bunun darbe olup olmadığı da tartışılıyor. Ama şöyle, tamam yani, isyan diyelim. Yani, tamam yani isyan diyelim ama siz de dediniz, bu darbe girişimi dediniz. Yayının başında siz söylediniz bunu. Şimdi herkes önce bunu böyle algıladı. Doğal olarak yapılan açıklamalar da bu yöndeydi. Evet. O yüzden şimdi buradan yani Putin'in otoritesi sarsıldı diyorsa Blinken, bu Blinken haklı olduğu için değil. Yani hemen hemen herkes hani bunu düşündüğü için. Acaba ne oluyor? Şimdi Putin bu isyanı bastırdı. Böyle 24 saatte. Yani işin böyle arkada bir trafiği döndü. Çok doğru, kesinlikle. Sadece soru şu, yani buradan güçlenerek mi çıkar? Bugün bence bunları konuşmak için biraz erken gibi geliyor. Bilmiyorum Hüseyin Hocam, ne dersiniz? Biraz böyle sanki izlemek gerekiyor gibi. Yani yoksa hasar alarak mı çıkar?
Şimdi Hülya Hanım, ben Sena Hanım'a konuşmuştum bundan iki gün evvel. Olay ilk yaklaşık 16 saat geçtikten sonra. Ben orada şunu söyledim, burada da tekrar edeyim. Proşegin'in 3 seçeneği var. Bir, ya öldürülecek, ya hapse girecek, ya da bir başka ülkeye gönderilecek. Yani bu 3 seçeneğin dışında bir seçenek yoktu. Şimdi evet. Beyaz Rusya'ya gönderilmesi diğer 2 seçeneği ortadan kaldırdı. Şimdi tabii Rusya tarihinde, yani modern Rusya tarihinde ilk defa olan bir olay ve biz bütün dünya, tabii sadece biz değil, bütün dünya acaba Putin bunun altından nasıl kalkacak diye bir soruyu sorduk. Putin bunun bu sorunun altından kalkabilir mi sorusuna verilecek yanıt şu aşamada kalktı gözüküyor. Yani Şoygu'yu, Savunma Bakanı'nı kurban etmedi. Çünkü o günkü toplantıda da Sena Hanım şeyi sormuştu, yani Şoygu mu yoksa Proşegin mi diye. Ben de demiştim ki yani tabii ki Şoygu'yu destekleyecek. Yani Şoygu şeyle birlikte, yani Putin'le birlikte başından itibaren yıllardır, ben Şoygu'yu 5 defa dinlemiş biriyim. Birebir, yani 2,5 saat karşımda adam anlattı. Hatta soru sorduk. Dedik ki yani sizi Putin'den sonra lider olarak görüyorlar. Ne evet. düşünüyorsun? Yok yok dedi, ben öyle bir şey istemiyorum. Ben mühendisim ve şeye Sibirya'ya geri dönerim. Şimdi burada ama sizin sorunuzun ana can alıcı noktası şu. Buradan kazanarak mı çıktı, kaybederek mi çıktı sorusuna bence evet yanıt vermek çok erken ama şeyle, Beyaz Rusya ile Rusya arasındaki bu olayı çözme biçimi, bence çok ilginç. Çünkü Wagner grubunun askerlerinin yok edilmesi söz konusu değil. Onların yeniden entegre edilmesi lazım. Başlarına yeni birinin getirilmesi konusu söz konusu. Hakikaten yani 25 bin kişi kolay değil. Bunlar paralı askerler. Kendi kendilerini idare edebilecek kadar güçlenen. Ama bu hep böyledir. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı dondu. ODTÜ Dış Politika Enstitüsü Başkanı, zaman zaman oluyor böyle teknik aksaklık Skype bağlantılarında. İşte paralı asker adı üstünde, yani mevzu para orada, yani para da orada çok merkezde duruyor bence bu yaşanan isyan meselesinde. Ama tabii çok önemli sorular da var akıllarda. Yani Rusya'da bu Wagner isyanı, yani kimler arasındaki rekabetin sonucuydu gibi yorumlar da var. Ayaklanmaya yol açan kıskançlık, rekabet ve hırstan oluşan zehirli kokteyl, yıllardır olmasa da aylardır devam eden bir sürecin ürünü deniyor bir taraftan. İşte Prigojin, Şoygu, Gerasimov'un arasındaki rekabet en merkezde duran mesele diye düşünüyorum.